Alerjik rinit toplumda en yaygın görülen alerjik rahatsızlıklardandır. Kişinin bağışıklık sistemi duyarlanıp diğer insanları rahatsız etmeyen bir çevresel alerjine reaksiyon göstermeye başlaması bu hastalığın alerjik boyutunu oluşturur. Burun kaşıntısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırık gibi yakınmaların varlığı da rinit, yani burun yangısı denmesini sağlar. Alerjik rinit yakınmaları mevsimsel veya yıl boyu yaşanabilir. Belirli bir ay veya mevsimde yakınmaları olan hastaların genellikle çimen, yabani ot ve veya ağaç polenlerine ya da dış ortamda uçuşan küf sporlarına duyarlı olduğu görülmektedir. Yakınmaları yıl boyu tekrarlanabilen hastalarda ise etken genellikle ev toz akarları, ev hayvanları veya ev içi küflerdir. Aynı kişide yakınmaların hem yıl boyu sürmesi hem de belirli mevsimlerde yoğunlaşması da mümkündür. Alerjik rinit hastalarında burunla ilişkili tipik belirtilerin yanı sıra halsizlik, konsantrasyonda azalma, uyku bozuklukları, işe veya okula gidememe, kaza riskinde artış gibi yaşam kalitesini etkileyen durumlar olabilir. Aynı alerjik duyarlanmaya bağlı olarak göz ve solunumsal yakınmaları da olabilir. Alerjik rinit arasında prick testi denen deri testi esastır. Ayrıca kandan da alerji tahmini yapılabilmektedir. Hastada alerjik rinite neden olan alerjen tespit edildiğinde bundan uzak kalmasını sağlayacak bazı koruyucu yöntemler önerilmesi mümkün olabilir. Alerjik rinit tedavisinde yakınmaların sıklığı ve yoğunluğuna göre muhtelif burun spreyleri ve ağızdan tabletler kullanılabilir. Bu ilaçların kullanım amacı burun kaşıntısı, burun akıntısı gibi şikayetleri baskılayarak hastayı rahatlatmaktır. Yeterince kullanıldıktan sonra yakınmalar düzeldiğinde kesilir. Alerjik duyarlanmayı tedavi etmek için ise alerjen immünoterapisi, yani alerji aşısı kullanılabilir. Hastanın test sonuçlarına göre tespit edilen alerjenden kaçınmasına ve ilaçlarını kullanmasına rağmen gene de yakınmaları rahatsız edici düzeyde ise veya yan etkileri nedeniyle ilaçları kullanamıyorsa veya sürekli ilaç kullanımından ziyade daha kalıcı bir çözüm arıyorsa bu tedavi yöntemi söz konusu olabilir. Alerji aşılarının bu konuda eğitimi ve deneyimi olan hekimlerin gözetiminde uygun merkezlerde tatbik edilmesi önerilir.